Piyasaları büyük bir merakla beklediği Tesla bilançosu dün geldi. Bilançoda iyi yönler var, kötü yönler var. YouTube katılımı Hattin Aşkur üyeleriyle tahminlerimi paylaşmıştım. Tahminlerimde tutan yerler var, tutmayan yerler var. Ama genel sonuçları herkese paylaşmak istiyorum. Çünkü Tesla bilançosu geldikten sonra piyasaya epey dedikodu yayılır. Mesela bugün ünlü Türk YouTuber ekonomistlerinden bir tanesi Tesla'nın cilasının %7 düştüğünü, 10 yıl sonra ortada Tesla kalıp kalmayacağını merak ettiğini söyledi. Oysa Tesla tüm zamanların en yüksek toplam cirosunu yaptı. Maalesef sosyal medyada aldatıcı yanlış bilgi çok fazla oluyor. Bu nedenle yatımcısı olduğum Tesla hakkında detay rakamları size paylaşmak istiyorum. Alaçakama elbette bir yatım tavsiyesi değil ama gelişin detaylara bir dalalım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir büyük resme bakalım. Tesla bu çeyrekle 443.956 araba sattı. Bu bir önceki çeyreğin çok çok üstünde. Geçen sene aynı çeyreğin ise bir miktar altında. Yıldan yıla gerileme araç satışlarında %4.8, çeyrekler çeyreğe büyüme ise %14.8. Bu önemli çünkü Tesla'nın o çok kötüye gidişatı tutulduğuna dair bir kanıt. Peki bu kilo ya nasıl yansımış. Geçen çeyrekte 21 milyar 301 iken bu çeyrek milyar yükselmiş. Yani çeyrekten çeyreğe %19.7'lik yükseliş var. Geçen yıla göre de %2.3 küçük de olsa bir yükseliş var ve inanın bana bu otomotiv sektörde nadir rastlanan bir şey el ele karlılığı koruyacağım biraz sonra geleceğiz. Tesla çok ciddi de etti. Alt kırmlara baktığımızda otomobil tarafındaki Ciro'nun gerilediğini görüyoruz. Otomobilde 21.268 geçen sene Ciro. Bu sene 19.878, %6.5 gerileme var ama çeyrekler yüzde çeyre, %14.4 yükseliş var. Enerji tarafında müthiş bir artış var. Geçen sene 1.509, bir önceki çeyrek 1.635, bu çeyrekte 3 milyar 14. Yıldan yıla %99.7, çeyrekler yüzde çeyre, %84.3 büyüme var. Bu çok sevindirici çünkü Tesla ya yatırım yapmak hep ne diyoruz? Biz otomobil firmasına yatırım yapmıyoruz. Biz aslında yapay zekasıyla, ile, bataryasıyla ile geniş bir gelecek yatırım yapıyoruz diyoruz. Bu yönden bu çok sevindirici. Hizmetler tarafında ciddi bir ciro artışı var. 2 milyar 150 geçen sene, bu sene 2608, bir önceki 2 2288. Bu tabii düzenli olarak büyüyor. Araç daha fazla oldukça hizmetler de artıyor. Yıldan yıla büyüme %21.3, çeyrekler çöreğe %14. Brütkar. kar tarafında otomobile baktığımızda geçen sene kar 4.89 bu sene 3.671 yüzde 17'lik bir kar gerilemesi var. Aslında bundan biraz daha da kötü bir durum var. Biraz sonra duracağız. Geçen çeyrekteki 3.212'nin 3.671 ile epey üzerine çıkılmış 14.3'lük çeyrekten çeyreğe iyileşme var. İyileşme her zaman sevindiricidir. Ama bunun bazı detayları var bakacağız. Wall Street o detayları sevmedi ve Wall Street'e hak veriyorum. Enerji tarafında 278 milyon kardan 740 milyon pürüz kârı geçirmiş. Geçen seneye göre %166, geçen çeyreğe göre %83.6'lık artış var. Evet şirket gerçekten batıyor. Ekonomist hocamız haklı. Servisler tarafına baktığımızda geçen sene kar 166, bu sene 167. Yıldan yıla küçük bir büyüme var. Çeyrekten çeyreğe ise görüyorsunuz ciddi bir artış var. Faaliyet giderlerine geldiğimizde 2 milyar 134'ten 2.973'e çıkmış. Şimdi bu böyle bir moral bozucu gözüküyor ilk etapta. Biraz sonra detayını görürüz ama onun temel sebebi yeniden yapılanma. Ne demek yeniden yapılanma? Biliyorsunuz Tesla çok sayıda insan işten çıkarttı. Ve bu işten çıkartmalarda tazminatlar ödeniyor. Mesela 2 aylık maaş gibi ve bazı başka yeniden yapılanma masrafları ödeniyor. Onun rakamı 600 milyon dolar üzerinde. Eğer bu 600 milyon doları çıkarırsak işte burası 2.373'e gelir. Bu durumda şirketin geçen çeyreğe göre daha iyi durumda olduğunu esas faaliyet giderlerine görürüz. Geçen sene ise biraz üstünde. Esas faaliyet karlılığı 1 milyar 605 olarak şekillendi. Batan şirket bu. Geçen çeyreğin %37.1 üstünde. Geçen senenin %33.1 altında. Vergi öncesi kar 1.887. Geçen çeyreğin %21.5 üstünde. Geçen yılın %35.8 altında. Ve vergiler sonrası kar 1.494. Geçen senenin %42 altında. Bir önceki çeyreğin %30.6 üzerinde. İsıl başı kar 52 cent olarak ortaya çıktı. Fakat bunu detaylı biraz sonra gireceğiz. Wall Street'in 60'lık beklentisi altında gibi gözüküyor ama bunun için temelde bu yeniden yapılanma masrafları var. Onun olumsuz etkisinden dolayı böyle gözüküyor. Yoksa Wall Street beklentisi asla aşmış durumdayız. Geçen çeyrekte bu 45 cent'i yani çeyrekten çeyrek %14 yükseliş var. Geçen seneye göre %42 yerdeyiz. Nakit akışı tekrar toparlamış durumda. Serbest nakit akışı 1.342'ye çıktı. Geçen çeyrekte eksiydi. Esas faaliyet nakit akışı oldukça pozitif bu arada ama ciddi bir yatırım harcaması var özellikle yapay zeka tarafında. rüt kağıdına baktığımızda otomotiv 18,5 gibi gözüküyor yüzde. Geçen çeyrekte aynı. Geçen sene biraz altında. Fakat bunun içerisinde bazı detaylar var. Bence onlar çok hoş değil. Enerji tarafında hoşuma gitti. Ciro'daki büyük patlamaya rağmen brüt karı geçen çeyrekte aynı tutabilmişler ki fiyatları biraz indirmişlerdi. Ama geçen senenin epey üstünde. Hizmetler tarafında ise %6.4'lük brüt kar var. İlhan Bas burada hiç etmeyi düşünmüyor. Hep söylüyor yani bu bizim yaptığımız için bir devamıdır diyor. Esas faaliyet kar marjı %6.3, geçen çeyrek %5.3'tü, bir önceki yıl %9.6. Yani bütün sayılara baktığımızda geçen yıla göre daha kötü bir yerde olduğumuz %100 ciro harç, ciro toplam ciroda ciddi artış var. Enerji tarafında ciddi bir düzenleme var ama otomotiv tarafında bir yıpranma olduğunu görüyoruz. Ve geçen çeyreğe göre baktığımızda ise çok ciddi iyileşme var. Zaten peşin olduğumuzda temelde buydu. YouTube katılı ve üyelerine yaptığım tahmin videosunda bunun en son kötü bilanço olacağını düşünüyorum demiştim. Hakikaten bence en son kötü bilanço. Sebebi de basit. Enerji işi buradan büyümeye devam edecek. Otomotiv tarafında bence indirimlerin sonuna geldik. Çünkü faiz indirimleri geliyor. O doğrudan doğruya onu yansıyacak bu tarafa. Bu çeyrekte Cybertruck lansmanı ve o aracın ramp up'ı yani üretim artmasıyla uğraştığı Tesla. O biraz daha devam edecek ama şu anda bile etikli pick tarafında Amerika'nın en çok satan toplamdan aracı haline gelmiş durumda. Rivian'ı ve Ford'un F-150'sini geçiyor. Toplamlarını geçiyor. O biraz daha artacak ve gelecek çeyrekte acık bunun rahatlaması hissedeceğiz. Dördüncü çeyrek ve gelecek sene ilk çeyrekte daha da iyi hale gelecek. Ama en yani önemlisi biraz önce söylediğim gibi otomotiv tarafında yani Tesla'nın hala ana işi olan bölümde gerileme durmuş Bir yukarı doğru gidiş var. Faizlerin düşmesi de bunu destekleyecektir. Fakat ben bir ezberci olmadığım için detayları seviyorum. Şimdi gelin biraz daha detaylarda neler saklıyor onlara bakalım. Oradan sonra Tesla ile ilgili son bir kanaate ulaşalım. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Kur farkından olumsuz etkilenmiş Tesla. Eğer kur farkından gol yemeseydi, cüre büyümesi yıldan yıla %3.5 olacaktı. %2.3 yerine bu yine küçük bir olumlu mesaj. Çünkü bu kur farkları yavaş yavaş düzelecek. Amerika'da faizler düşünce dolar da daha normal bir yerden oturacak. Tesla'nın toplam brüt karı %24 yükseldi çeyrekten çeyreğe ve 4.6 milyar dolara geldi. Bu 2022'nin dördüncü çeyreğinden beri en yüksek sayı. Yani pek öyle bir vatan şirket brüt karı yok. Elbette geçmişte daha iyi brüt karlar vardı. Fakat en azından şu kötüye gidişat durmuş durumda ve tekrar hafif de olsa büyük bir yükseliş görüyoruz. Bu brüt kar artışı işlesek en önemli sebep enerji tarafındaki büyüme. Enerjideki karın toplam brüt kar yansıması %38 civarında payı var burada. O daha da artacak çünkü Elon Musk da dedi ki bizim enerji tarafında talep sorunumuz yok. Arz sorunumuz var. Onu artırmaya çalışıyoruz. Bir tane yeni fabrika kuruyorlardı biliyorsunuz. Bunun da önümüzdeki günlere olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Tesla'nın enerji tarafında elde ettiği brüt kar 89.493 araç satmaya bedel. Eğer bu şekilde devam edebilirlerse yıl sonunda enerji tarafından elde edilen brüt kar 533.449 araç satışının bir eşit olacak. Bu da sevindirici konulara bir tanesi ve hızlı büyüme umuyorum orada devam edecek. İlan Musk da bunu söylüyor. Bu da şirketin ileride karlılığı tamamen değiştirecek. Başka sevindirici konu Model 3 ve Model 7 üretim maliyetleri bir miktar azalmış olması araç başı 518 dolarlık gerileme var burada. Fakat bu maalesef bunlardaki brüt kar düşmesini engellemedi. Çünkü araç başı satış fiyatı 1300 dolar civarında geriledi. Yine de üretim maliyetleri sürekli bak aşağı çekmeleri çok çok güzel. Aslında bu tip zorlu günler yani faaliyetlerin yüksek olmasından dolayı sürekli fiyat baskısı yedikleri dönemler bu firmalara yarayabiliyor. Çünkü maliyetlerini yönetmeyi çok daha iyi öğreniyorlar. Sonra işler rahatlayınca onlar da rahatlıyor hızlı. Moda S ve Moda X'te de maliyet düşmeleri var. 60 bin dolara gerilemiş Bir önceki çeyrekte 61 bin dolarda araç başı üretim maliyeti. Burada temelde batarya tarafındaki iyileşmeler faydalı olmuş. Bu da yine sevindirici. Öte yanda otomotiv net brüt kar. Net brüt kar derken işin içerisinden emisyon kredileri çıkartmak gerekiyor. Çünkü Tesla etik araçlara geçiş yapamayan başka firmalara emisyon kredileri satıyor. Oradaki gelir 800 milyon dolar. Beklentinin iki kat üstünde. Bu zaten aslında bu çeyrek kurtaran faktörlerden bir tanesi. Ama onu çıkarttığımızda dışarı maalesef brüt kar gerilemiş. Ve buna Bosit daha çok önem veriyor. Çünkü Bosit emisyon kredilerinin geçici olduğunu düşünüyor. Mesela Trump seçilirse belki de onlar tamamen kalkacaklar ortadan. Onu çıkarttığımızda vardığımız yer %13.9 zaten Wall Street'in hoşlanmadığı yer burasıydı. Elon Musk konuşmaya başlamadan önce hisse kabaca %3, %4 civarı geri çekilmişti. Onun sebebi de buydu. Fakat ben bunun da nokta oldu düşünüyorum. Buradan sonra geri döneceğiz. Gerçi kabul etmem gerekir ki bu çeyrekte böyle bir düşüş beklemiyordum ben. Fakat rekabet baskısı Elon Musk da bahsetti biraz. O baskı maalesef kar marjını geriletmiş durumda. Umuyorum ki burada bir yerde tabandayız artık. Faiz gelemeleri bunu yukarı doğru çıkartacaktır diye düşünüyorum. Ama Wall Street şöyle bakıyor mesele. Bu hala gelemeye devam ediyor. Elon Musk'ın da gelecekle ilgili anlattığı şeyler henüz biraz havadalar. O zaman ben satayım. Hisse satışın temel sebebi şu slide'daki gizli yani modeller bazında baktığımızda da hem S'de hem X'de hem 3'de hem Y'de brüt karların gerilediğini görüyoruz. SX'de 122.8'lik ortalama kar var brüt kar. Model 3 model Y'de %13.9'a inmiş durumda. Cybertrack'de %6 diye tahmin ediyoruz ama sabit daha işin başında. Ama işin içerisinde emisyon kredilerine ve leasing'i koyduğumuzda aslında otomobilde toplam bir ülke %18.5'da duruyor. Sizce bu emisyon kredileri yakın zamanda ortadan kalkacak mı? Hayır. Çünkü aslında rakip firmaların çok büyük bölümü elektrikli araba üretme planlarında geriye döndüler. Daha fosile doğru geri dönüyorlar. Bence Tesla daha uzun süre buradan para kazanacak ama Wall Street bunu aldırmıyor ve şurada bir kar uzun zamanda sabit kalmasını göz önüne aldı. Onun yerine diyor ki emisyon kayıtları haricinde kar marjı düştü. Ben bunu sevmedim. Esas maliyet giderlerinde yükselişten bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz 2523'ten 2973'e fakat bunun temel sebebi Tesla'nın bu dönemde çok iş çıkartmış olması. Reconstruction cost yani yeniden yapılanma maliyeti 622 milyon dolar. Bu tabi doğrudan doğruya maliyet olarak eklenmiş tarzlar ödemeleri. Bunu güzel yönü bu bir kerelik bir masraf. Gelecek şeylikte bu olmayacak. Tam tersine personel çıkartmalardan gelen tasavvuflar yansıyacak. O yüzden gelecek şeyin bu yönden de çok daha olumlu olacağını düşünüyorum. Bu işten çıkartmalarla beraber Tesla'nın satış ve genel giderlerinin ciroya oranı eski süper verimlilik seviyelerine yaklaşmış durumda. Tesla tarihi olarak %5'ler hatta 5'in altında seviyelerde gidiyordu. yüzde %5'e geri gelmiş oldu. Fakat bunun yansımasını 3. ve 4. çeyreklerde göreceğiz. Çünkü bu çeyreğe yeniden yapılanma masrafı geldi. Yeniden yapılanma masrafları, kredi bir satışları ve tüm bunları bir koydu. Bu 1.478 net kar var Tesla'da. Önceki çeyreğin epey üstünde bir 129 görüyorsunuz. Geçen yıllara göre ise geride fakat trend tekrar yukarı doğru dönmesi önemli. Hızlanacağını umuyorum. Biliyorum çoğunuzun bünyesi bu kadar detaya alışık değil. Şöyle bir iki çizgi düşecek kalkacak trend seviye. Ben öyle değilim. Birazcık detaylı anlamaya her zaman inanıyorum. Envanter tarafı rahatladı Tesla'nın. Bu çeyrekte geçen çeyrekten envanterde kadar araçları sattılar. Bu da serbest takip akışı da etkiledi esas faaliyetlerden gelen serbest nakit akışı 3 milyar 612 milyon dolara çıktı. Geçen çeyrekte 242'ye kadar girilemişti. Bu çok çok sevindirici. Hatta tarihi olarak da epey yüksek bir seviye. Tesla gibi özellikle yapay zekaya, bataryaya çok yatırım yapan bir şirketin serbest nakit akışı yaratması önemli. Son iki ayda 10 milyar dolara yakın CAPEX yani yatırım harcaması yapmış Tesla. Biraz yavaşlama var tempoda. Muhtemelen veri ambarı kuruluşu bitmek üzere bu yapay zekayı besleyen Tesla'da Texas'ta bir yer kuruyorlar. Onun çerçevesi biraz yavaşlama var. Bu serbest nakit akışını önümüzdeki çeyrekte biraz daha da rahatlatabilir. Yatırımları düştükten sonra serbest nakit akışı 1.342 pozitif. Geçen çeyrekte negatif 2.531'di. Wall Street burada 1.900 bekliyordu. Sebebi farkın temelde yine işten çıkartmalardaki maliyetin beklenen üstünde olması. Wall Street'in öngörüsü 400 milyon dolar civarında yeniden yapılama masrafı olur diyorlardı. O 600'ü buldu. O da hesapları bozdu. Ve Tesla'nın artık 30 milyar dolar civarında nakiti ve yatırımı bulunuyor. Ne yatırımı? Bitcoin var biliyorsun satmadı onu. 30 milyar 720 milyon nakite ulaşmış durumda. Bu da Tesla gibi çok hırslı yatırım projeleri olan bir şey için çok çok önemli. Evet. Finansallar böyle yani iyi yönleri var kötü yönleri var yatırmamak lazım otomobil tarafında büyük karda beklentimizin altında bir sayı var ama toplamda Tesla hem cirosunu hem büyük karını bu çeyrekte de artırmayı başarmış bu da bir sıkıntı ben görmüyorum. Zaten Wall Street buraya kadar %2-3'ler civarında düşürdü Tesla'yı. Sonra Elon Musk konuşmaya başlayınca düşüş sertleşti. Neden? Çünkü Elon Musk'tan bu ertelenen robot taksi günüyle ilgili daha detay bekliyorlardı. 10 Ekim e ertelenmiş bu arada. Biliyorsunuz Ağustos'ta olacak normalde. Elon Musk pek detay vermedi. Elon Musk otonom sürüşe inanmıyorsa Tesla'ya yatırım yapmayın diyor. Bir yine aynı şey tekrarladı. Ben aynısını düşünüyorum. Sırf da otomobil firmasına yatırım yapmak için sana bir şey değil. Çünkü bunlar kar marjı düşük işler. Otomoyun üzerine bataryayı, otonom sürüşü ve tabii ki bunayı robotlara koyunca Tesla değerli. Bunu Musk da tekrarladı ama somut şeyler söylemedi bize. Yani 2025'te sanırım bu araçlar yola çıkacaklar dedi. 2026'lardan bahsetti. Yani çok somut konuşmadı. Piyasa yine bunu sevmedi. Burada çok somut bir şeyler duymak istiyordu. Meksika'daki fabrika yatırımlarını ertelediklerini söyledi. Çünkü Trump'ın Meksika'dan araba ithalatına vergiler getirme ihtimali var. O yüzden biraz beklemeye geçiyoruz dedi. Piyasa yine bunu da sevmedi. Öte yandan kar marjlarını artırmak, mevcut fiyat indirmeni durdurmak konusunda da ilan Musk yine somut bir şeyler söylemedi. Bu üzerine Wall Street hisse satmaya başladı. Ben bu video yayına hazırlarken hisse dünkü hem seans içinde hem seans dışındaki satışla beraber %10 civarında düşmüş durumda. Bunun içerisinde Tesla'nın 140 dolardan buralara kadar yoğun bir atakla gelmiş olması etkisi var biraz momentum fader dediğimiz hani yükseliyor ben de katılayım trende diyen insanlar da çıktılar ama en çok o sıkıntı iki konu bütkarlardaki gerileme otomobil tarafında ve Elon Musk'ın çok önem verdiği otonom sürüşle ilgili çok somut şeyler söylememesi. 12.5 şu anda otonom sürüşte yayılıyor araçları. 12.6 veya 12.7'de tam otonom sürüşe ulaşmış olacağız diyor. Diyorsunuz 12.5'te artık reaksiyon tutma zorunluluğu kaldırdılar ama Herkes de yok henüz o yazılıp yavaş yavaş gidiyor. Ama bu işler daha da uzayabilir ve bu işler uzadıkça Wall Street sabırsızlanıyor ve işte üzerine baskı kuruyor. Peki ben ne yapacağım? Benim uzun vadeli yatım tezim bozulmuyor burada. Çünkü Tesla'nın bu çeyrekte dibe doğru gidişe otomotiv tarafını durduracağını ve geriye doğru döneceğini düşünüyordum. Rüdükar'da beklediğim gibi olmadı doğruya doğru ama satış adetleri tekrar tırmanmaya başladı. Araç maliyetleri geliyor, faizler düşünecek. Bütün bunlar benim için olumlu yani o çerçeve bir de değişim yok enerji tarafındaki büyüme ve bu büyüme yüksek kar marjıyla sürdürmesi süper sevindirici. Böylece gördük 500 bin aracın üzerinde neredeyse brüt karı enerji ekleyecekler bir yıllık zaman diliminde bu büyüme devam ederse. Bu müthiş çünkü Tesla yılda 1 milyon 800 milyon arası araç satıyor yani bir dörtte birlik yeni brüt kar ekleme demektir. Bu da yine benim yatırım tesisimi destekleyen bir konu. Otonom sürüş yapay zeka robot konusunda çok somut şeyler söylenmiyor. Ama okuduğum satır aralarından detaylarından burada işlerin ilerlediğini ama belki bazı yavaş ilerlediğini ortaya koyuyor. Tesla bu nedenle bir sabır projesi. Bu sabrınız yoksa ve otonom sürüşe inanmıyorsanız Tesla'da kesinlikle durmamalısınız. Otonom sürüşe şirketine ne ekleyeceğine ilgili daha ben çok sayıda açıklama yaptım. Zaten bunu daha uzun zamandır da söylüyorum. Tesla'da otonom sürüşe inanmıyorsanız ve vadin uzun duruyorsa durmamanız gerekiyor diye. Bu çerçeve Tesla'nın buradan bir miktar daha geri çekilmesi mümkün olabilir maalesef ben açıkçası trendin kırılacağını düşünüyorum. Yani bütün karı sabit kalsalardı trend yukarı doğru kırılacaktı aslında. Bir de ilan dün çok formunda değildi. Biliyorsunuz bazen formda oluyor bazen olmuyor. Şu an kendi siyaseti fazla kaptırmış olabilir. Bir de piyasa biraz Harrison, Kamala Harrison Trump'a göre güçlü olabileceğini düşünmeye başladı. Yeni gelen hareketlerde Harris desteği büyümüş gibi gözüküyor. Dün epey etkili bir konuşma yaptı. Kadının zaten hitabeti çok çok kuvvetli. Özellikle Biden'ın o yüzünden sonra e o da Tesla'ya pek yaramayabilir. Yani Tesla kolay bir yatırım değil. Bunu son videolar hep anlatıyorum. Benim hala en büyük pozisyon olmaya devam ediyor. Ben çünkü otonom sürüşümün yani en büyük yapay zeka projesi olduğunu inanıyorum. Ama siz inanmıyorsanız çıkmalısınız. İnanıyorsanız da gözlerinizi kapamalı ve sakin sakin beklemelisiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Dilediğiniz için çok çok teşekkür ederim.